Baştakiler yiyor yiyeceğini, bu ülkenin geleceğini kararttılar. Kendi ülkemizde mülteci durumuna düştük. Kıçımızda donumuz kalırsa hayatımızı mahvettiler, mahvetmeye de devam ediyorlar. Bayram hazırlıkları nasıl gidiyor? Vallahi gitmiyor. Etin kilosunun 330'ları, 500'leri gördüğü bir ülkede ne iyi gidebilir ki? Yani bir kurban şu an 80'den başlayarak 150-160'a kadar bir kurbana giriliyor. Hiç kimsenin evine ayda 1 kilo dahi et girmiyor. Yani girmiyor. Baştakiler yiyor yiyeceğini ama halkımız daha hala savunuyorlar. Hala devam ediyorlar. Devam etmeye devam etsinler. Benim çoluğum çocuğum da büyüdü. Kendi çoluğu çocuğu küçük olanlar devam etsinler. Bu ülkenin geleceğini kararttılar. 55 yaş üstü insanlara oy vermeye yasaklasınlar. Benim vatanımı İranlılara, Iraklılara, Afganlara ve Pakistanlılara ve Suriyelilere sattılar. Katar'a sattılar. 2 yıl önce biz Muğla'ya, Bodrum'a tatile gittik eşimle. Koylar insanların ulaşamayacağı derecedeki koylara sahip olmuşlar. Begonviller, tik ağaçlarından rıhtımları. Hayat onlara güzel, bize güzel değil. Biz kendi ülkemizde mülteci durumuna düştük. Geçenlerde Kumkapı'ya gittik. Kumkapı'dan şöyle bir aşağıya doğru inelim dedik. İnanın sadece biz Türktük. Yani yabancı sadece bizdik. Yani bizim dışımızda herkesin kendi vatanıymış gibi davranıyorlardı. Metrobüse biniyoruz. Vatandaşlar da artık eskiden saat satıyorlardı. Onlar bile artık rüştünü ispat etti. Susun, sessiz konuşun. Lütfen rahatsız etmeyin çevreyi dedikçe kendi ülkeleri gibi her şeyi savunabiliyorlar. Biz kendi ülkemizde mülteci durumdayız. Sağlıkla yönetilen bir ülkede yaşayan kişiler senin burada demokrasi hayatında tatlı. Hayatımızı kısıtladılar. Yani özgür, evet özgür bir ülkeyiz ama sadece bu görünen. Ama aslında hiç özgür değiliz. Ve bizim hayatımızı mahvettiler. Mahvetmeye de devam ediyorlar. Önlerinde bir 5 yıl daha var. Yani benim çoluğumun, çocuğumun, benim insanlarımın geleceğini yani sattılar. Başka bir şey değil. Ve bu seçimlerde de EYT'li olanlar ya da TOKİ'den bir ev kazananlar bu ülkeyi sattılar. Sadece bu hükümetin zamanında belirli bir şeyler aldıkları için 3 kuruşa 5 köfteye bu ülkeyi sattılar. Ben başka daha ne diyeyim? Ya yapacak bir şey yok. 5 senemiz var. 5 senemize kadar yani kıçımızda donumuz kalırsa ben başka bir şey demiyorum. Vallahi ben kendi ülkemdeki diğer insanlara karşı da çok öfkeliyim. Tamam seçim olabilir ama gerçekten eğitim seviyesi çok düşük insanlara oy kullandırmasınlar bu ülkede. Yani Devlet Bahçeli'nin ismini dahi bilmeyen Mehmet Bahçeli olan insanlarla mı röportaj yapmadınız? Ne olduğunu bilmeyen, yani bu ülkedeki hiçbir şeyden haberi olmayan insanların söz sahibi olmasından bu gençlerin önü kapandı. Gençler üniversiteler parayla, yurtlar parayla, sağlık parayla, pandemide verilen maaşlar yarısı devletten, yarısı milletten oldu, patronlardan oldu. Zengin daha çok zengin oldu, fakir daha fazla oldu. Yani daha yüksek şey oldu yani. Yapacak bir şey yok. Artık bu ülke bizim, bir yere gitmiyoruz. Bunlarla yaşamaya devam ediyoruz. Daha çok hırslanıyoruz. 500 senenin sonunu bekliyoruz. Dolar aldı başına gitti. Benim dolarla maaşım yok. Ben dolarla ilgilenmiyorum diyor. Ama aldığımız şu poşetin dahi dolarla olduğunu bilmeyecek kadar cahil benim vatandaşım. Başka da bir şey demiyorum.